Federal rezerv politikasına daha fazla sıkılaştırma olasılığının hazine getirilerini artırması ve yatırımcıların banka kazançları arasında kenarda kalmasıyla hisse senetleri dün dalgalı seyretti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Amerika enflasyonunun Merkez Bankası'nın %2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini söyledi. New York eyaleti imalat faaliyeti, yeni siparişler ve sevkiyatlar geri çekilirken, Nisan ayında 5 ay içinde ilk kez beklenmedik bir şekilde genişledi. Seansın büyük kısmında satıcılı seyreden endekslerse gün sonunda alıcılı olarak işlem gördü. Yatırımcıların yılın ilerleyen zamanlarında faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla 2 yıllık oranların yaklaşık %4.2'ye yükselmesi teknoloji ağırlıklı Nasdaq için kayıplara yol açsa da endeks günü %0.28 oranında değerlenerek sonlandırdı. Dow Jones ve S&P 500 ise sırasıyla %0.30 ve %0.33 oranında primlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde sanayi %0.99'da en iyi performansı sergilerken ham madde %0.71, finans yüzde %0.65 oranında değerlendi. Enerji ve sağlıksa sırasıyla %0.88 ve %0.85 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular. S&P 500 endeksinde ise gayrimenkul %2.23 ile en çok primlenen sektör olurken, onu %1.13 ile finans ve %0.79'a sanayi takip etti. Enerji ve iletişim servisleri %1.27 oranında düşüş yaşayarak endeksin en kötü performans sergileyen sektörleri oldular. Avrupa tarafında ise karışık bir seyir hakimdi. Eurostox 50 %0.53 ve DAX %0.11 oranında değer kaybederek günü sonlandırırken FTSE 100 %0.10 primlendi. Futsüz Endeksinde iletişim servisleri %1.03 ve takdirsel tüketim %0.79'da en iyi performansı sergilerken, finans %1.31 oranında değer kaybederek en çok değer kaybeden sektör oldu. DAX Endeksinde ise temel tüketim ürünleri %0.89 en çok değerlenen sektör olurken, finans ve takdirsel tüketim sırasıyla %1.79 ve %1.15 oranında düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular. Bugün piyasalarda Çin gayri safi yurt içi hasıla, perakende satışlar ve endüstriyel üretim verileri, Amerika tarafında ise konut başlangıçları açıklanacak. Bugün açıklanacak bilançolar arasında Goldman Sachs ve Bank of America öne çıkacak. Değerli metaller tarafında dün yaşanan sert yükselişlerin ardından bir geri çekilme izleniyor. Reel faizlerde izlenen yükselişler sonrası altın %0.4 değer kaybederken gümüş daha zayıf bir performansla %1.3 değer kaybetti. Altın-gümüş rasyosu da 79 seviyelerine yükselmiş bulunuyor. Döviz piyasasında dün dolar endeksinin güçlenmesiyle satıcılı bir seyir izlendi. Euro-dolar paritesi %0.58 düşerek günü 1.092 seviyelerinden noktaladı. Sterlin dolar tarafında da %0.3 düşüş yaşandı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise genele yayılan bir düşüş mevcuttu. Geon para birimlerinden de dolar karşısında değer kazancı yaşayan bir para birimi olmadı. Tahvil piyasalarında değer kayıpları ve getiri yükselişi devam ediyor. Amerikan 10 yıllık hazine tahvil getirileri 8.6 puan yükselerek %3.59 seviyelerine geldi. 2 yıllıklar tarafında da getirilerin 9.3 puan yükselerek %4.2 seviyelerine ulaştığı gözlenirken, getiri eğrisi resesyon sinyali vermeye devam ediyor. Almanya tarafında 3.5 puan yükseliş izlenirken, İngiltere 10 yıllıklarında da 2.8 puan artış görüldü. Türkiye Euro tahvil piyasalarında da 10 yıllık kıymet getirileri 5.6 puan yükseldi. 5 yıllık CDS de 0.4 puan artarak yatay bir günü geride bıraktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.